Bugün yine çok güzel, pırıl pırıl bir hava var. Hem evin havalanması, birazcık rutubetinin gitmesi, hem de birazcık şu güzellikleri görmek için pencereyi açıyorum ve pencerenin önünde bir kedi ölüsü. Şimdi bazen çevremizdeki insanları, onların fikirlerini ve davranış kalıplarını seçme şansımız olmuyor. Çevremizdeki insanlar mesleklerini kötüye kullanıyorlarsa, istismardan, suistimalden hoşlanıyorlarsa bazen bazı davranış kalıpları tekrar edebiliyor. Buraya geldiğimden beri yaklaşık bir 7 yıldır en çok rastladığım şeylerden biri hayvanların çöpe atılması ve beni de buna dahil etmek isteyen kişiler. Yani birkaç tane hayvan ölüsü gördüm böyle çöpte ve belediyeyi aradım, büyük şehri aradım. Ama her seferinde yine böyle olumsuz davranışlarla karşılaştım. Telefonda kavga çıkardılar sorumluluklarından kurtulmak için. Ama bir taraf da böyle sürekli hukuk, hukuk, hukuk diyen bir taraf var. Bunu çocukluğumdan beri yaşıyorum. Özellikle de cezai hükmün ertelenmesi konusunu suistimal eden bir güruh var. Mesela yolda gidiyorsunuz, sizin bu durumunuzdan faydalanmak isteyen insanlar trafikte bile olumsuzluklar yapabiliyor. Benim de böyle bir şey başıma geldi. İşte bu hayvan hakları ihlali, hayvan suistimalinden dolayı mahkemelik olduğum birkaç kişiden sonra nedense hep böyle trafikte birileri önüme geçiyor. İşte trafiği tehlikeye sokmaktan suçlanıyorum. Trafik müfettişleri beni bir yerlere şikayet ediyor falan filan. Ama işte gerçekte olan şey bu. İnsanların bir tarafı yıpratıcı davranışları. Bunu anlayamıyorum. Burada herkesin müstakil evi var. Herkesin evinde yeterli alet, ekipman, komşuluk ilişkileri var. Ama tek yaptıkları şey gözetlemek ve suistimal etmek. Bu hayvanların ölüsü böyle açıkta olmamalı. Pandemi dönemindeyiz. Sürekli önlemler alınıyor, uyarılar yapılıyor, okullar kapalı. Peki bu rahatlık nereden geliyor onu bilemiyorum. Bir canlının vücuduna da ölüsüne de saygı duymayan insan insan olamaz diye düşünüyorum.